Sevgili seyirciler merhaba, bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan, bugünkü konuğumuz Ümran Kesecek. Kendisi Tekrimet Harman Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde dil ve konuşma terapisti. Ümran Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. İstanbul Kadıköy 2001 doğumluyum. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimimi Azerbaycan Bakü'de tamamladım. Sonrasında üniversite için Türkiye'ye geldim. Burada da şu anda yani Üsküdar Üniversitesi'nde dil ve konuşma terapisi lisans bölümünü tamamladım. Şu anda da zihinsel yetersiz çocukları yetiştirme ve koruma vakfına bağlı olan bir rehabilitasyon merkezinde görevimi icra ediyorum. Çok güzel. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz tabii ki. Pekala Ümran Hanım, dil ve konuşma terapisti olmaya nasıl karar verdiniz? Ben kendimi bildim bileli, hep sağlık alanında bir mesleğim olsun istemişimdir. İnsanlara iyi gelmek, onlarda bir fark yaratmak, yani bu değişime şahit olmak açıkçası beni çok mutlu edeceğini düşündüm. Daha sonra ablamın önerisiyle bu mesleği birazcık araştırdım. Kendisi psikolojik danışmandır bu arada. Çok güzel. Evet. Ablam önerdikten sonra birazcık araştırdım ve hani beni gerçekten... Yani çok çekti, ilgimi çok çekti ve kendimi çok yakın buldum. Bu şekilde bu mesleği tercih etmiş oldum. İyi ki tercih etmişim. Yaptığım en güzel tercihlerden bir tanesi oldu. Çok güzel. Zaten her zaman şunu söylüyoruz. Her sektör için geçerli tabii ki. Öncelikle içten gelerek ve severek yapılması. Evet, kesinlikle. Burada başarı kaçınılmaz oluyor. Tabii ki eğitimle de desteklenildiğinde sizin gibi çok çok başarılı olunuyor. Ama ben bu noktada şunu da öğrenmek istiyorum. Seyircilerimiz için de tabii ki. Şimdi konuşma ve dil terapistleri kimdir ve ne değildirler? Aslında farklı yanlış algılar da var. Bununla ilgili de sizden böyle bir açıklama alırsak çok mutlu oluruz. Tabii ki. Dil ve konuşma terapistleri iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının tedavisini, önlenmesini, değerlendirilmesini ve rehabilitasyonunu sağlayan, sağlıklı, hasta veya engelli bireylerin yaşam kalitelerinin artırılmasını hedefleyen sağlık meslek mensubudur. Ne değildir sorusuna gelecek olursak, dil ve konuşma terapistleri, yani bizler hastanelerde de çalışabiliyor olduğumuzdan dolayı sanırım, doktor sanılabiliyoruz. Evet, rehabilitasyon merkezlerinde de öğretmen sanılabiliyoruz. Yani hepsi bakıldığı zaman birbirinin hani çok farklı ve birbirinden değerli meslekler. Tabii ki. Evet, o nedenle bu ayrımın iyi yapılıyor olması, ailelerin doğru yerlere yönlendirilmesi yani bu noktada çok önemli. Çok doğru. Evet. Şimdi siz aslında danışmanlık yapıyorsunuz değil mi? Tabii, evet. Terapist. Evet, konuşma ve dil terapistleri siz danışmanlık yapıyorsunuz aslında. Tabii böyle farklı algılar da olabilir. Bilmiyoruz. Çoğu şimdi... Aslında biz öncesinde biraz sohbet etme fırsatı da bulduk sizinle. Çok da yeni katıldı eğitim alanına diyorsunuz bu bölüm zaten. Evet. O yüzden kişiler kime danışacağını da bilmiyorlar bazen. Evet, evet, kesinlikle. Kimlerden destek alabilirler, kimlerden yardım alabilirler. Bunlarda da çok bilgi sahibi olmayanlar da olabiliyor. Bu noktada sizin desteğinizle gayet güzel bir şekilde bu eğitimleri alarak... Uyum çerçevesi içinde tabii ki değil mi? Tabii ailelerin ki. De desteği çok tabii önemli. Tabii ki, kesinlikle. Sonrasında bu tedaviler bitiyor ve konuşmalar düzelebiliyor. Evet, kesinlikle. Şimdi bu noktada size bir sorum daha olacak Ümran Hanım. Tabii. Dil ve konuşma terapistleri hangi alanlarda çalışır? Dil ve konuşma terapistleri konuşma sesi bozukluğu, gecikmiş dil konuşma, daha sonra akıcılık bozukluğu olan kekeme, kekemelik veya hızlı bozuk konuşma, motor konuşma bozukluğu olan apraksi, dizartri, edinilmiş dil bozukluğu olan afazi, daha sonra inme geçirmiş bireylerle çalışabiliyoruz. Otizm, Down sendromu, işitme kayıplı bireylerle. Aynı şekilde yutma ve ses bozukluğu geçiren kişilerle de çalışabiliyoruz. Çok güzel. Peki nerelerde çalışabiliyorsunuz? Hastanelerde, üniversitelerde, kliniklerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, daha sonra aslında biz okullarda da çalışabiliyoruz. Ancak mesleğimiz ülkemizde yeni yeni gelişen bir meslek olduğu için şu anda hali hazırda okulda terapistler çalıştırılmıyor. Evet, ancak hani ülkemizde de zamanla bunun daha da gelişeceğini, evet, daha da oturacak. Tabii tabii, bunların daha da gerçekleşeceğini ümit ediyoruz. Peki hala kimler size şimdi hangi durumda danışabilirler? Az önce de söyledik aslında. Bilmiyorlar. Çoğu kişi bu konuda çok da bilinçli değil. Nereye başvurulması gerektiğini bilmiyorlar ama hangi noktada, neyi fark ederek size gelebilirler? Şöyle...
Çocuğunuzun böyle dikkat süresi azsa mesela, sesleri ve ismine tepki vermiyorsa, 18 aylık olduğunda ortalama 50 sözcüğü yoksa, sık sık sesi kısılıyorsa, 4 yaşına gelmiş ama hala anlaşılır bir şekilde konuşamıyorsa, şöyle, biz çocuklardan 4 yaşına geldiği zaman R sesi hariç bütün seslerin doğru bir şekilde üretilmesini, sadece aileleri tarafından değil, diğer insanlar tarafından da anlaşılıyor olmasını bekliyoruz. Onun dışında konuşurken konuşma akıcılığını bozan takılmalar yaşıyorsa, insanlarla iletişim kurmakta ve sürdürmekte problem yaşıyorsa, daha sonra yaşına uygun sorular sormuyor, sorulan sorulara uygun cevaplar vermiyorsa ve bir önceki sorunuzda bahsettiğim bozukluklarda mevcutsa dil ve konuşma terapisinden randevu alabilirler. Evet, şimdi aslında siz çok çok özel bir meslek bu. İnsana dokunan, 7'den 70'e aslında yaş fark etmeksizin küçükler dediniz, çocuklar dediniz ve yaşlılar dediniz, hastalar dediniz tabii ki. Çok özel bir meslek. Tabii ki bunun yanında zorlu yanları da vardır. En zorlandığınız durumlar neler? Ya şöyle, sevgili ailelerin bizlerin elinde sanki sihirli bir değnek varmışçasına bir anda değişim beklemesi aslında bizi birazcık zora sokuyor. Aileleri anlıyorum, umutlu bir şekilde geliyorlar. Hani terapiler ne kadar sürer, ne zaman biter gibi sorularla karşı karşıya kalıyoruz. Yani bizler tabii ki bunun farkındayız. Hani elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlarda bir değişim görmek istiyoruz. Bunun için çok çaba sarf ediyoruz. Ancak şunun bilinmesi gerekir. Her birey birbirinden farklı ve özeldir. Herkesin öğrenme süreci ve uygulama süreci birbirinden farklı oluyor. Bu nedenle biz terapilerimizi kişiye özel planlıyoruz. Sonrasında da hani gelişmeler bazı kişilerde daha yavaş olabiliyor, bazılarında daha hızlı olabiliyor. Yani bunun sebebi bu şekilde. Evet. Bir de evde de desteklenmeliler aslında. Kesinlikle. Sadece yani, size bağlı değil, değil mi? Yani bizi gördükleri süre hani 40 dakika, hani bir gün içerisinde veya bir saat. Ama aileleri biz yönlendiriyoruz. Hani biz aslında onları yönlendirmiş oluyoruz. Hani çocuklarla en çok aileler vakit geçirdiği için. Kesinlikle ailelerin bizim önerdiğimiz şekilde çocuklarıyla vakit geçirmesi, çalışması çok çok önemli. Evet. Tam birbirini bütünleyici oluyor zaten kesinlikle. Bu noktada aslında. Normal eğitim gibi de düşünülebilir aslında bu. Çünkü nasıl çocuklar okula gittiklerinde eve ödev veriliyor, evde bu görevlerin yapılması söyleniyor ya da sınava hazırlanıyorlar. Sizlerin de verdiği görevleri aynı şekilde evde tekrarlarlarsa ve devam ettirirlerse daha kısa sürede belki sonuçlar alınır, değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Bu sizin için de çok büyük bir mutluluk olur aslında. Çünkü tabii ki bir çabanız var. En büyük çaba sizde. Aileler de desteklediğinde karşılıklı iki taraflı sonunda üzüntü olmadan gayet mutlu bir şekilde bu konuşma sağlığına kavuşabilirler. Evet, işbirliği çok önemli. Evet, çok doğru. Bu noktada pekala şimdi ailelere de çok büyük görev düştüğünü söyledik. Ebeveynler çok önemli burada rolleri. Kesinlikle. Fakat kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmalı? Şöyle, yani dil ve konuşma terapisti olmak için hani bana kalırsa öncelikle iyi empati kurabilmek, karşıdaki insanı iyi anlamak, güler yüzlü olmak, sabırlı olmak. Sonrasında tabii ki sağlık alanı olduğu için titiz olmak, insanlarla iyi iletişim kurabilmek kesinlikle çok önemlidir. Yani bunlar çok gereklidir. Çok doğru. Eğitimlerle de desteklenildiğinde tabii ki neden olmasın. Kesinlikle. Yapılamayacak bir meslek değil asla. Evet. Çünkü insana dokunmak, insanı sevmek, canlıları sevmek en baş temelde bu aslında, tabii değil ki. Mi? Tabii ki. O değişimi görebilmek inanın çok mutluluk veren bir şey. O, ben her zaman şunu söylüyorum. O duygusal haz, o duygusal tatmin, tatmin olma duygusu parayla paha biçilemez. Asla hiçbir şeyle satın alınamaz. Oradaki memnuniyet iki taraflı olduğunda çok çok böyle çok keyifli bir durum olmuş oluyor. Kesinlikle. Tabii ki her sektör için geçerli ama insana dokunan böyle gelişimle alakalı olduğunda daha da değerli olmuş oluyor. Evet. Ben sizi çok takdir ediyorum çok kendi adıma. Çok teşekkür ederim. Başarılarınızın da devamını diliyorum. Çok İnşallah hedeflerinize en kısa zamanda böyle en iyi yerlerde olarak kavuşmuş olursunuz. Her şey gönlünüzce olsun çok İmran Hanım. Çok teşekkür ederim. Programımızın sonuna yaklaşırken tabii ki izleyicilerimizin arasında yeni mezunlar olabilir. Şimdi bu mesleği yapmak isteyenler olabilir.
olabilir veya meslektaşlarınız da olabilir. Hı hı. Onlara ne gibi önerileriniz olur? Şöyle, kesinlikle kendilerini tanımalarını, ne istediğini bilmeleri, hani bu noktada çok önemli. Ailelere ise söyleyebileceğim şeyler, yani bizim alanımızda çok yaygın, yanlış ve asılsız bilgiler dolaşabiliyor. İşte kekemeliği 15 günde son, sonrasında işte konuşturan bileklik, konuşturan kolye ve hatta konuşturan ilaç gibi maalesef hani çevremizden böyle şeyler duyabiliyoruz. Yani o nedenle bunlara lütfen inanmayalım. Yani bir dil ve konuşma bozukluğu şüpheniz varsa erken teşhis ve erken terapi çok önemli. Ne kadar erken giderseniz terapiste o derece çok hızlı gelişim, güzel bir gelişim görebilirsiniz. O nedenle vakit kaybetmeden bir dil ve konuşma terapisine başvurmalarını öneriyorum. Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ayaklarınıza sağlık. İyi ben teşekkür geldiniz. Ederim davetiniz için. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, Bir İşkolik programının daha sonuna geldik. Sevgili Ümran Kesecek bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.